tabir edilen kravatların, şapkaların Osmanlıların gündelik hayatına girmesi de bu dönemde olmaya başlayacak. Cami tarif ettin hocam. Evet. Teşekkür ediyoruz. Yorgan bununla alakalı bir şey, ne diyebiliriz yorgan? Yani bize ait bir kültür değil mi? Biz, yani, yorgan her zaman bizim Osmanlı hanelerinde gördüğümüz eşya, erken dönemde gördüğümüz bir eşya. Dolayısıyla geleneksel bir eşya. Örneğin battaniye şeydir, o yine makineleşmeyle farklı bir teknolojiyle açıklanabilecek yeni bir eşyadır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hanımlar beyler, eğer sorularınız varsa. Bir şey sorabilirim. Buyurun. Acaba tülü diye bir şeyle karşılaştınız mı terekelerde? Tülü. Bir çeşit battaniye konuşuyorsunuz, evet. Değil mi? Evet. Ben İstanbul'da... Evet. İstanbul'da benim incelediğim yani dönem... O belki Karaman Konya tarafında bir şey aslında. Evet. Orada rastlanır sorularda rastlanır. Bir tane emirlerinde vardı tübü denirdi. O battaniye yerine kullanılır. Ben o sözümüzü yaptırdım. Evet. Karaman'da yaptı. Maddi kültür bağlamında bölgesel farklılıklar var. Bu farklılık sadece coğrafi bir farklılık mıdır? Benim sürekli vurgulamaya çalıştığım 18. yüzyıldan 20. yüzyıla ciddi bir değişim ve dönüşüm var. Bizim aslında geleneksel dediğimiz şeyler yeni olabiliyor. Yeni olduğunu varsaydığımız eşyalar ise geleneksel bir eşya kimliğine sahip olabiliyor. Bu yönü düşünmek lazım. Fakat benim incelediğim terekelerde tülü diye tabir edilen bir eşya ile karşılaşmadım. Battaniye ihtiyacı nasıl karşılanıyordu? Battaniye çok tabii yorgan, yani yatak takımına baktığımızda yorgan, yastık, şilte, yani minder, bunlardan oluşan, çarşaflardan oluşan bir yatak takımından bahsediyoruz. Osmanlılar her odayı çok işlevsel kullanıyorlar. Her odada ya sedirin üzerinde veya yere yatağın üzerinde o yatak takımını oluşturabiliyorlardı. Ve en temel eşya... Yatak takımı değil mi? Yataklar yüklüklere konuluyor. Yorgan ve yatak yüklüklere konuluyor. Evet. Yüklüklere konuluyor. Tereke defterleri bize... Tereke defterlerin zayıf olduğu yönlerden bir tanesi bu. Örneğin evi tarif ederken evin odalarındaki yüklükleri veya özel o alanları bize söylemiyor. Yani evi tarif ederken çoğu zaman genel bir tarif vardır. Tereke defterlerinde çok kısadır ama ev satış kayıtlarına nispeten daha detaylıdır. Evin müştemilatını verir, bahçesi var mı, avlusu var mı, oda sayısını, kat sayısını verir. Ama orada bile odaların ayrıntısına sahip olamıyoruz. Tereke defteri tutulması hangi tarihe kadar sürdü? Ne zaman gündemden kalktı? Tereke defteri Osmanlı'nın sonuna kadar tutuldu. Cumhuriyet döneminde de devam ediyor. Aslında tereke defterine karşısında şu anda bir miras paylaşımı mahkemeye intikal ettiği zaman mahkemeye tereke defteri adını verdiğimiz bir defter tanzim ediyor. O, yani şu gördüğüm şablon, evet. Ondan bahsediyorum. Mesela hukuk sisteminin değişmesi vesairesi bunlara nasıl etkiledi? Bu için görece böyle standart bir şey gösteriyor. Gösterdiğiniz parçalar vesaireler yerinden ama ne zaman mesela ikinci meşrutiyette hala bu şablonla mı yazıyorsunuz? Büyük ölçüde böyle ama değişimler var. Değişimler hem form olarak hem de içerik olarak değişimleri görebiliyoruz. Erken dönem tereke defterleri çok daha farklıydı. Tereke çalışmaları bağlamında şunu söyleyebilirim. Tereke çalışmaları doğrudan tereke defterine dayalı bir çalışma. Aslında mirasla ilgili kayıtlar sadece bunlardan ibaret değil. Tereke defteri çoğu zaman mahkemeye mesele geldiğinde bütün davalar görülür, bütün işlemler yapılır, en sonunda temize çekilir. Ve bu tereke defteri dediğimiz mahkeme kaydı tutulur. Şu anki çalışmalar sadece defterin kendisini kullanıyor. Aslında mahkeme kayıtlarında sürece ilişkin çok daha farklı belgeler var. Erken dönem tereke defterleri çok kısa, belki tereke defteri dışında diğer mahkeme kayıtları, aynı mirasa ilişkin kayıtlara bakılıp
bazı soruları cevaplandırmak daha kolay olabilir. Ama sorduğunuz soru bağlamında form olarak artık 17'nin ikinci yarısı veya 18'in başında bu ideal biçimini büyük ölçüde kazanmış tereke defterleri ve neredeyse 20. yüzyıla kadar, imparatorluğun sonuna kadar çok fazla değişmeden devam etti. Biraz merak ettiğim şey var aslında o tereke defterinde menkul gayrimenkul ayrımı yok mu? Sizin saydığınız şeyin hepsi menkul değerler. Menkul gayrimenkul. Yani daha sonraki dönemde miras vesaire mahkeme ilanı şu bu olduğu zaman işler daha ziyade gayrimenkul değerler üzerinde gidiyor. Menkul değerler artık kimse kimsenin çorabını veya annesine bakmıyor. Evet. Dolayısıyla ben onu soruyorum. Yani bu aslında toplumdaki bir ekonomik değişimi de gösteriyor. Adamın artık günlük hayatta kullandığı eşyanın tereke değeri yok. Ben onu soruyorum. Aslında benim öğrenmek istediğim o. Ne zamandan itibaren bu muhtevası, belki soruyu yanlış veya eksik oldu, muhtevası ne zaman değişiyor? Yani o sorun daha iyi. Yani muhtevası hemen hemen her dönemde sahip olduğu gayrimenkuller de kayda giriyor menkullerle beraber. Şöyle söyleyeyim, 5000 kuruşluk evi de var, 1 kuruşluk entaris de var aynı listede. Bu imparatorluğun hemen hemen her döneminde bu usul devam ediyor. Fakat orada dikkat edilmesi gereken nokta şu, öldüğünde şahsi mülkü olan malların dökümü, bu tereke dökümü. Ama şahsi mülkü olmayan mallar da var. Bunlar neler olabilir? İşte miri arazi, devletin arazisi. Çiftçi onun tasarruf hakkına sahip ve evlatlarına intikal ettirebiliyor bu tasarruf hakkını. Veya vakıflar var. Vakıfların kiracıları var. Uzun süreli kiralamışlar. İcareten adını verdiğimiz kiralama usulleri var. Kişi öldüğünde kiracıymış. O kiracılık hakkını çocuklarına bilabeder. Çok küçük harçlar var. İntikal ettirebiliyor. Bunlar terekeye girmiyor. Ve bizim Osmanlı toplumun ekonomik yapısına baktığımızda terekeler kişinin sahip olduğu zenginliği ne kadar temsil eder sorusu tekrar ele alınması gereken bir soru. Çünkü öldüğünde şahsi mülkü olmayan fakat değerli tasarruf hakları varmış. Değerli olduğunu görebiliyoruz. Nasıl görebiliyoruz? Bir şekilde kayda girebiliyor. Örneğin kişi öldü, onun tasarrufunda olan, değerli bir tasarruf hakkı, icareteyn usulüyle tasarrufunda olan evi vardı, yetime intikal etti. Yetimin vasisi mahkemeye başvurdu, onun tasarruf hakkını başkasına devretti. Devrettiği zaman bir bedel alıyor, ferah bedeli alıyor. O bedel ile ölen kişinin terekesini yan yana koyduğumuzda, bazı örneklerde terekesini geçen, birçok örnekte terekesine yakın bir değerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla kişilerin zenginliğini tereke defterleri belli ölçüde yansıtıyor. Bunu çok rahat söyleyebiliriz. Fakat çok ayrıntılı bir liste olması bize Osmanlı maddi kültür hakkında son derece zengin bir koleksiyon sağlıyor. Bugün evet, bugün artık ölen kişilerin mahkemeye intikal etmiş mirasları var ise gayrimenkulleri üzerinden veya bankadaki fonları üzerinden diyelim bir liste çıkarılıyor, paylaşım yapılıyor. Onun kıyafetleri, özel eşyaları o listeye hiçbir zaman girmiyor. Artık değer atfetmiyoruz. Bu iki türlü izah etmeye çalışmıştım konuşmanın başında. Modern dönemlere kadar, yakın dönemlere kadar her bir eşya değerliydi. Bundan dolayı listelere giriyordu. Bir diğeri ise bunlar hukuk metinleriydi. Varislerin haklarını korumaya özen göstermeleri gerekiyordu. Onun için tespit edilen her türlü malın listeye girdiğini görebiliyoruz. Tereke defterleri her şehrin kendi bünyesinde mi yazılıydı? Yoksa Osmanlı'daki olanlar herhangi bir devlet koruması altında bir yerde toplanmıştı? Tereke defterleri her şehrin kadı sicillerinde muhafaza ediliyor. Şu an toplandı. Yani elimize ulaşmış olan mahkeme kayıtları, kadı defterleri artık hepsi Osmanlı'ya ait bütün bölgelerdeki şu an toplum bir başka şeyde, Ankara'da, işte İstanbul'da, herhangi bir yerde muhafaza.
Evet, daha önce Ankara'da toplanmıştı. Şu an Osmanlı Arşivinde birkaç arşivde onların dijitalleri mevcut. Yani çok rahat görüntüleri çekilmiş durumda. Araştırmacılar bu belgelere çok daha rahat ulaşabiliyorlar. Fakat Osmanlı uygulamasına şöyleydi. Her şehrin kadılığı o kadılık bölgesindeki davaları onlar bakardı ve onlar kendi muhkem yerlerde diyelim, muhafaza ederlerdi. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Yarın Dursun hocamızın sohbeti var. Ona da bekleriz. Haftaya yine sohbetimiz, test sohbetimiz de devam edecek. Yine bekliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar dileriz. Evet, teşekkür ediyorum.